Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bugün bana sosyal medyadan, işte kanaldan çok sorulan bir soru var. Abi şu dizilişe en iyi taktik, cuk oturan taktik hangisidir? Bu dizilişe hangisidir gibi. Ama önce ona geçmeden evvel müsaade ederseniz dostluk şampiyonası ile alakalı bir iki kelam edeceğim. Çünkü bu konuda da bir arkadaşım bana bir sorusu vardı. Abi demişti yani bu dostluk şampiyonasına katılalım mı, faydalı mı falan gibi bir soru sordu. Arkadaşlar bakın çok açık söyleyeyim. Ben yani samimiyetle söylüyorum bunu. Verilen ödüller şöyle ahım şahım bir ödül değil arkadaşlar. Oyuncu ilerlemesi yok. Ha ister kendiniz bir dostluk şampiyonası kurun, ister var olan bir tanesine katılın. Ha bunun en büyük faydası ne biliyor musunuz? Takımınızı test etmek. Yani arkadaş listenizde olan veya olmayan takımlara karşı kendinizden kuvvetli veya denk veya biraz daha düşük neyse yani hangi takımla oynuyorsanız takımınızı test etmek ve değişik varyasyonları denemek. Çünkü verilen ödüller dediğim gibi çok yüksek bir ödül değil, ahım şahım bir ödül değil. Oyuncularınızda da bir ilerleme yok. Yani oyuncularınıza artı bir katkısı yok bu turnuvanın. Ha, nedir? Arkadaşlarınızla veya işte o grup içindeki insanlarla rakibinizi ne göre bir test etmek. Yani kendi size az da olsa bir tecrübe kazandırır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla hani bunun dışında katılmanız tabii ki iyi olur. Ha düzenlersiniz o da çok iyi olur. Yani sonuç itibariyle dostluk şampiyonasının hiçbir zararı yok. Hiçbir kötü bir yanı yok. Ha sadece size fayda verir. Ha, zevkli mücadeleler olur. Zevkli müsabakalar yaparsınız. Ve sonuçta dolayısıyla takımınızı test edebileceğiniz bir turnuva. Adı üzerinde zaten dostluk turnuvası. Şimdi arkadaşlar hemen konumuza geçelim. Şimdi değerli kardeşler, en çok dediğim gibi sosyal medyadan ve kanalda sorulan sorular. Abi ben 4-1-4-1 oynuyorum. Bana lütfen en iyi diziliş hangisidir? Atıyorum 4-4-2 oynuyorum. En iyi diziliş hangisidir? 5-4-1 oynuyorum. En iyi taktik emir hangisidir dizilişime göre? Şimdi arkadaşlar, hangi formasyonda oynarsanız oynayın. Onlarca formasyon var. Onlarca formasyon için şu taktikler cuk elbise gibi oturur diyemeyiz arkadaşlar. Yanlış bir cümle olur. Yani sonuç itibariyle savunma dizilişleri, normal dizilişler, hücuma yönelik dizilişler. Hani üç kategoride ayırsak bile onlar içinde de yani şu taktik şu formasyona şu elbise gibi cuk üzerine bir terzi dikmiş gibi oturması mümkün değil. Olmaz. Bunun birçok varyasyonu var arkadaşlar. Bir, rakibinizin gücü, rakibinizin oyuncu becerileri, rakibinizin oyuncuların özel yetenekleri arkadaşlar. Hava şartları, oynayacağınız havanın şartları. Yani bu da az da olsa bu da etki eder. Dolayısıyla bakın ben genelde kendimden örnek verirsem normal oynamayı ben her zaman tercih ederim. Çok zaten savunma ve sert savunma oynamıyorum. Ama normal olarak başlarım. Hangi dizilişle oynarsam oynayayım. Hangi formasyonda oynarsam oynayayım. Normal başlarım. Ben karışık karışığı daha çok seviyorum arkadaşlar ama orta sahada kısa pas yapmayı isteyen arkadaşlarım olabilir. Kısa tutabilir. Hiç problem değil. Pres tarzımı genelde alçak. Top çalma tarzımı zor tutuyorum. Bazen de normale çıkıyorum. Şimdi ama bazı emirler vardır ki bu emirleri veriyorsanız onları yapmak zorundasınız. Örnek. Sert savunma oynayan takımlar için söylüyorum. Sert savunma oynuyorsunuz. Ha, o zaman İki tane, üç tane şeyi çok iyi yapmanız lazım arkadaşlar. Pres tarzınız asla yüksek olmayacak. Çünkü sert savunma yaparken takımınız zaten yoruluyor. Bir de yüksek presle onu daha da fazla yorarsanız ikinci yarı büyük bir sıkıntı yaşarsınız. Top çalma tarzınızı normalde tutmanız
fayda önerilir arkadaşlar. Artı offside taktiğini de kapalı tutmak zorundasınız. Çünkü açık tutarsanız sert savunmada dolayısıyla sıkıntı yaşarsınız. Artı bölgeseli adam adama çekmek durumundasınız sert savunmada. Ha, savunmada bölgesel tutabilirsiniz arkadaşlar. Eğer savunma oynuyorsanız bölgesel bir savunma yapabilirsiniz ama sert savunmada, sıkı savunmada adam adama faydalı sağlar. Ha, bazı şeyler evet bunlar kuraldır. Yani genel olarak bilinen kurallardır. Yani oluru olan kurallardır. Ama dolayısıyla tekrar eski haline getiriyorum. Mesela örneğin diyelim ki savunma oynuyorsanız arkadaşlar bu pas yönü ve pas atma şeklini dediğim gibi takımınızın durumuna göre onu hiç karıştırmıyorum. Savunma oynuyorsanız bölgesel bir markaj tarzı olabilir arkadaşlar. Yapılabilir. Ama yine bakın formasyon şeyine dönüyorum. Arkadaşlar bakın 4-4-2 de olsa, 4-1-3-2 de olsa, 4-3-2, 4-3-1-2 de olsa, 4-4-2 de olsa ne oynarsanız oynayın, 5-4-1 de ne oynuyorsanız oynayın arkadaşlar. Elbise gibi birebir şu taktik oturur, cuk oturur, her maçta da problem çıkarmaz diyemeyiz arkadaşlar. Çıkartabilir. Dediğim gibi rakibin durumu, rakibin gücü, rakibin oyuncu becerileri, dizilişi, şekli, şemali yani rakip analizi burada devreye giriyor. Dolayısıyla şu veya bu formasyona bu taktik çok oturur diyemeyiz. Ama bazı beylik kurallar var. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi sert savunma oynuyorsanız birkaç şeyi yapmak zorundasınız. Arkadaşlar. Artı örneğin hep söylediğim şey vardı. Savunma oynuyorsanız savunma basmayacaksınız. Tamamen zıttını basacaksınız arkadaşlar. Ha, hücum oynuyorsanız topa sahip olma basabilirsiniz. Topu ayağınızda daha fazla tutabilirsiniz. Son periyotta yani son o yüzdenin son size sağladığı periyotta kondisyona dönebilirsiniz. Falan filan gibi birçok şey. Yani bunu en iyi aslında yine siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Denemeyle yanılmayla. Sizin belirlemeniz en mantıklı ve en doğru bence kuraldır. Buradan da bu arkadaşlara cevap vermek istiyorum. Yani sonuçta hemen kısaca özetliyorum tekrar ve videomuzu kapatıyoruz değerli kardeşlerim. Hangi formasyon olursa olsun, hangi formasyonda oynarsanız oynayın, hangi dizilişte oynarsanız oynayın. Taktiğinizi maçın oynayacağınız rakibe göre belirlemeniz gerekiyor. Rakibe göre belirlersiniz. Rakibin dizilişine göre belirlersiniz. Rakibin oyuncu becerilerine dikkat alırsınız gibi gibi rakibi analiz edersiniz. Ondan sonra o taktiğe göre en uygun şeyi zaten siz çıkartırsınız. Rakibin kanatları yoktur. İki kanattan hücum edersiniz. Rakibin ortası daha müsaittir. Ortadan gidersiniz. Gibi gibi. Yani öncelikle maçı analiz etmeniz şart arkadaşlar. Ha, bu bir başarıya giden yolda bir adımdır, bir merdivendir. Ama şu taktik kesin elbise gibi şu formasyonun üzerine oturur, bu formasyonun üzerine oturur deme şansımız yok maalesef. Değerli kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Ailenizin kanalından hepinize iyi akşamlar diliyorum değerli kardeşlerim.